Gute Nacht im Zoo. Geschrieben von Katharina E. Volk und illustriert von Anastasia Halionka. Der Mond ist aufgegangen und leuchtet hoch oben über dem Zoo. Alle Zoobesucher sind nach Hause gegangen und auch in den Gehegen der Tiere wird es allmählich ruhig. Papagei Pippo will gerade seinen Schnabel ins Gefieder stecken, als er plötzlich etwas hört. Na, nanu, krächzt der Papagei. Da heult doch jemand. Was mag da nur los sein? Pippo reckt seine Flügel und fliegt los, um nachzusehen. Unten beim Eingang klimpert der Zoodirektor mit dem Schlüssel und schließt das große Tor ab. Dann läuft er gähnend zu seinem Häuschen und freut sich schon auf sein gemütliches Bett. Pippo fil barınağına doğru kanat çırptı ve orada bir dala kondu. Fil Tayo'ya, yoksa sen mi ağlıyordun diye sordu. Hayır dedi Tayo. Ama acaba sırtımı azıcık kaşıyabilir misin? Tabii ki dedi Pippo ve Tayo'ya doğru uçtu. Teşekkürler dedi Tayo esneyerek. Birden kulaklarını kabarttı. Biri hala ağlıyor. Ben ilgilenirim diye söz verdi Pippo. O sırada Tayo, kuma kıvrılırken, rüyalara dalmak için sabırsızlanıyordu. Pippo, timsah Fudo'nun bölmesinde güneşten ısınmış bir taşın üzerine kondu. ''Acaba sen mi ağlıyordun?'' diye sordu. ''Ben hiç ağlamam.'' dedi Fudo. Ancak belki hakkına benim için bir iyi geceler şiiri gelir. Pippo düşündü. Sonra hakkına bir fikir geldi. Timsah akşam huysuzdur, karnını çok doldurur. Papağan da yorgundur ama güzel şiir uydurur. Çok iyi şiir diye kıkırdadı Fudo. Derken Fudo da ağlamayı duydu. ''Ben gidip bakayım ne oluyor?'' dedi Pippo. Timsah Fudo gözlerini kapatırken rüyalara dalmak için sabırsızlanıyordu.